Yeni bir videodan selamlar. Bugün bir hayalimi daha gerçekleştireceğim ve şu görmüş olduğunuz duvarı komple televizyon yapacağım. Bu fikir yıllar önce How I Met Your Mother izlerken aklıma gelmişti. Orada Barney Stinson'ın evine gidiyorlar ve şey diyorlar. Burada niye televizyon yok diyorlar. Böyle bir açıyor ekran duvar komple ekran. 300 inch flat screen. Kaç yıl oldu hatırlamıyorum. 10 sene falan olmuştur herhalde. O günden beri hayalim. Ama teknoloji el vermiyordu. Şu anda mümkün gözüküyor. Bu sistem için lazer TV kullanmaya karar verdim. Sebebini kısaca açıklayacağım. Şu an gördüğünüz şey aslında bir ultra kısa mesafe projeksiyon cihazı. Ve içeride ışıklar açıkken gördüğünüz gibi görüntü pek de güzel değil. Özellikle kontrast çok kötü. Eğer ışıkları kapatmamızı istiyorsanız kanala abone olup like atabilirsiniz. Dünyanın en saçma şeyini yaptın şu an. Ne kadar saçmaydı ya. Abi şok içinde izledim böyle ne diyor bu acaba diye. Neyse. Işıkları kapattığınızda tabii ki muhteşem bir görüntü elde ediyorsunuz ve ultra kısa mesafe bir projeksiyon cihazı olduğu için bu öyle önüne geçeceğim derdiniz de yok. Hani normal bir televizyon gibi kullanabiliyorsunuz karanlıkta. Parmağını sokunca bir şey oluyor mu? Oluyor. Kapatıyor kendini. Vay ne kadar akıllı. Ya bunu sonra teknik detaylarda anlatacaktım Harun. Niye? Tamam. Ben merak ettim çünkü. Dediğim gibi bu bildiğiniz projeksiyon aslında şu an. Yani yakında durmasından bir farkı yok. Bunu lazer TV'ye çevirmek için bir ekran kullanmanız gerekiyor. Şu anda da o ekranı kuracağız. Lazer TV Türkiye'de çok popüler olmadığı için bazı detaylardan bahsedeceğim. Öncelikle mesela geniş bir tane TV dolabı yaptırmanız gerekiyor. Ben de Mehmet Ali Usta'ya böyle bir tane dolap yaptırdım. Bunun genişliği 55 santim. Aslında 50-51 falan da kurtarıyor ama ben birazcık garantici olmak istedim. Çünkü büyük bir ekranı sonradan küçültebiliyorsunuz. Ama ucu ucuna kurtaracak bir dolap yaptırırsam onu sonradan büyütme şansım olmadığı için o birazcık riskliydi. Dedim birazcık geniş olsun, sıkıntı yok. Bu dolapta daha garip şeyler de olacak bu arada. Mesela buraya çekmece yaptırmak yerine böyle komple boydan tek parça halinde yaptırdım. Bu mantıklı bir şey mi? Mantıklı bir şey değil ama görsel olarak daha güzel gözüküyor. Ayrıca arka köşelerini göster. Niye delik var orada? Subwoofer falan mı koyacaksın? Hayır, bu bir kasa olacak aynı zamanda. Oralara fanlar takacağım. Evet. Hatta bak arkada da, gerçi siyah olduğu için gözükmez muhtemelen de, şuralarda delik. Bunun içinde bir hava akışı oluşturacağım. Bu sayede bu kapağı hiç açmadan bunun içine PlayStation, Xbox hatta küçük bir tane de bilgisayar koymayı planlıyorum. Bu arada abi artık Menemen'den daha ünlü olduğun için seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu arada yıllardır YouTube'a Men yazdığınızda ilk sırada Menemen tarifi, daha doğrusu Menemen nasıl yapılır çıkıyordu. Artık Men yazdığınızda Mendebur Lemur çıkıyor. Men yani erkek. Hayır, o man. Erkek. Men. Sen niye bugün saçmalıyorsun böyle ya? Neyse önce uyumlu halımı sermek istiyorum. Bu arada burası bayağı değişecek. Buraya bir köşe takımı falan sipariş ettim. Onlar gelecek. Yani ona uyduruyorum yavaş yavaş her şeyi. Burada masayı siyah yaptım. TV ünitesini siyah yaptım. Sipariş verdiğim koltuklar da koyu antrasit, böyle siyah kaçıyor yine. Ve mutfaktaki beyaz eşyaların falan da hep siyah. Dedim bu beni birazcık bayacak yani. Her şey çok koyu olacak. O yüzden halıları açık renk almaya karar verdim. En azından bir yerden açılsın. Son bir şey daha söyleyeceğim. Ha söyle. Eşya, beyaz eşya diye geçiyorsa seninkiler niye siyah? Siyah eşya olması gerekmiyor mu? Şu an yüzünü görmüyorsunuz da acayip saçma derecede mutlu. Niye böyle anlamıyorum. Oğlum halın çok tatlı gözüküyor lan. Bisküvi gibi, bisküvinin arası gibi. Kremalı bisküvinin evet, arası evet. Gibi. Bakayım bir yumuşak mı? Şu an formu çok kötü ama ya. O düzelir de. Sen tipine bak, önemli olan tipi. Bence güzel. Yani direkt krem rengi falan almayı düşündüm ya da beyaz almayı düşündüm. O çok bana gelmez. Yani çok çabuk kirlenir gibi geldi. Bence okey. Şimdi buraya bak, şöyle düşün. Buraya böyle antrasit şey gelecek. Köşe takımı şöyle devam edecek. Uyumlu. Ve hoşuma gitti. Oldu. Ekranımızın boyu bu. 120 inç. Halı kadar. Bu kısım bence bayağı uzun sürecek. Hiç kolay olacak gibi durmuyor.
Evet, şu anda ekran için askı aparatlarını taktık. Onun dışında ekranını taktık mı denir buna, ne denir bilemedim. Çerçevenin perdesini taktık. Çerçevenin kumaşını gerdik. Öyle bir şeyler yaptık. Ama bunun dışında bir çerçeve daha takılacak. O yüzden buna çerçeve demeli miyiz Enes? Diyebiliriz. Hiç kimse hiçbir şey duymadı şu an. Spor salonundan birini çevirdik. Dedim bana bir şey taşıyacak biri lazım. Spor salonuna girdim, baktım gözüme kestirdim dedim. Enes, şimdi şu ekran düzgün gerilmiş mi bir ona bakmamız lazım. O yüzden hadi bana yardım et. Asalım mı? Asmayın. Ama görüntü şu an acayip fark ediyor. Yani ışığın altında olmamıza rağmen şu an bayağı ekran gibi. Evet. Evet ama çok siz, uzun beklemezsen. Siz bunu beceremiyorsunuz ve şu köşe bozuk. Nasıl yapacağız bunu? Tamam, geri alın. Evet, ekranın kurulumunu tamamladık. Daha doğrusu 2 gün önce tamamladık ama ekran o kadar çok uğraştırdık ki yani 3 kere bunu söküp bir daha yapmamız gerekti. Çünkü köşelerde sürekli bomba yapıyor, onları temizlemesi yani dümdüz bir yüzey elde etmesi birazcık uğraştırdı ve birazcık yordu. Yorulduğumuz için hemen o gün çekime devam etmek istemedim. Hem de fırsattan istifade daha bir deneyim elde etmiş oldum. Yani aslında projeksiyonu ben yaklaşık 1 aydır kullanıyorum ama perdeyle birlikte 2 gündür deneyimliyorum. Şu anda gördüğünüz gibi projeksiyonun direkt üzerinde bir tane mavi şerit ledim yanıyor. Salonun bütün tavan aydınlatması yanıyor. Ek olarak karşıdan bir de bana stüdyo ışığı vuruyor. ISO'yu birazcık kıstığımız için ortamı hafif karanlık görebilirsiniz ama gayet ideal bir aydınlık seviyesinde şu an içerisi ve ekran çok rahat bir şekilde gözükebiliyor. Bu perde ALR UST olarak geçiyor. Açılımı Ambient Light Rejecting Ultra Short Throw Projector Screen. Anladın mı Harun? Ne dedin bir daha söyle? Türkçe meali. Ortam ışığı reddeden ultra kısa mesafe projeksiyon perdesi. Bu perdeye eğer alttan bakarsanız şöyle açık gri bir renge sahip olduğunu göreceksiniz. Fakat üstten bakarsanız perde siyah dönüşüyor. Sanırım şuradan daha rahat gösterebilirim. Bakın yukarıdan baktığımda ekran simsiyah. Baktığınızda dümdüz bir perde gibi gözükse bile aslında bunun üstünde böyle bir sürü küçük üçgen bulunuyor ve bu üçgenlerin üst tarafı siyah, alt tarafı beyaz. Bu sayede aşağıdan gelen ışığı yani aslında direkt projeksiyondan gelen ışığı bize gösterirken etraftan gelen ışığı siyah emiyor ve ışığı reddetmiş oluyor. Olayı özetle bu. Ultra kısa mesafe projeksiyonla bu perdeyi birleştirdiğiniz de lazer TV elde etmiş oluyorsunuz. Yani böyle ara form gibi bir şey. Lazer TV uydurulmuş bir isim mi onu bile bilmiyorum açıkçası ama yurt dışında herkes buna lazer TV diyor. Televizyon yerine bunu tercih etmenin avantajları ve dezavantajlarından da bahsedeceğim. Öncelikle avantajlarından bahsedeyim. Uygun fiyata kocaman bir ekran almış oluyorsunuz. Aha lemur. Lemur gösterdiler. Bak hala lemur var. Yani bu da çok uygun fiyatlı bir sistem sayılmaz. Fakat bundan önce 97 inç OLED ve 97 inç mini LED televizyonların fiyatlarına baktım. Hatta komple böyle duvarı televizyon yapmak için endüstriyel paneller falan var. Onları araştırdım. Onlara kıyasla 4'te 1, 5'te 1 hatta endüstriyel ekranlara göre 10'da 1 fiyatına falan alıyorsunuz öyle düşünün. Ve her ne kadar televizyon kadar parlak olmasa bile bu perdeyle birleştirdiğinizde işte hiç projeksiyon gibi değil. Gayet rahat bir şekilde izleyebiliyorum. Gündüz perdelerden ışık sızarken de aynı buna benzer bir şekilde izleyebiliyorsunuz bu arada. Fakat olayın güzelliği akşam 5'ten 6'dan sonra böyle ışıkları kapattıktan sonra başlıyor. Ortamı tamamen karanlık yaptığınız veya sadece böyle loş bir ışık olduğunda kaliteli bir LCD ekrandan hiçbir farkı yok. Tabii ki siyahlara baktığınızda OLED gibi ya da mini LED gibi görmüyorsunuz. Hani öyle bir şey zaten beklemiyordum. Ama dediğim gibi iyi bir LCD panel kadar siyah renk veriyor bana ve görüntü kalitesi de gayet güzel. Pişman olur muyum falan diye çok düşündüm. Çünkü canlı gözle hiç görmemiştim böyle bir şeyi. Sadece videolarda görmüştüm. Bundan geri dönüş yok. Yani şu anda işte siyahlar tam siyah değilmiş de bir şeymiş falan hiçbir şey umurumda değil. Kocaman bir ekranım var ve çok mutluyum. Dün ablamlar geldi, onlarla film izledik. Onlar da gayet beğendi. Memnun olmayan tek kişi Harun. Harun'a kalırsa çok kötü. Neden? Neden? Çünkü kıskanıyorsun. Şu anda gördüğümüz görüntü OLED televizyonların siyah rengini öne çıkartmak için oluşturulmuş bir demo. Küçük bir ekranda bakıyor olsam, atıyorum monitörde bakıyor olsam buraların hafif griye kaçıyor olması belki beni rahatsız ederdi ama bilmiyorum ekran büyük olduğu için mi ya da böyle normal televizyonun hani ışığı size karşıdan vurur. Bununki böyle yansıyarak vuruyor onun etkisi mi bilmiyorum. Fakat gram rahatsız etmiyor ve aşırı homojen siyahlar. Hani televizyonlarda mutlaka arka aydınlatmaya böyle çevresinden olduğu için falan böyle hafif grilerin tonları
falan karışır ya. Burada tamamen eşit. Sanırım o yüzden siyahlar beni gram rahatsız etmedi. Fakat ortama bir ışık geldiğinde bunun bir projeksiyon olduğu ortaya çıkıyor ve siyahlar bayağı grile, yani açık grileşiyor ve rahatsız etmeye başlıyor. Şu anda tabii ki çok zor bir sahnedeyiz. Yani ekranın neredeyse her yeri siyah. O yüzden ekstra dikkat çekiyor. Ama daha günlük bir şey açtığınızda, mesela Türkiye'nin Hepsi gibi siz de belgesel izlerseniz, o zaman çok fazla siyah görmediğiniz için gayet günlük normal bir televizyon gibi izleyebiliyorsunuz. Benim tercih ettiğim projeksiyon Epson'un LS800B modeli olduğu, 2022'nin sonunun çeyreğinde falan çıktı bu, yani çok daha güncel bir model. Ve alırken sadece şunlara baktım. 4K destekliyor, 4000 lümen ekran parlaklığı var, yani lamba parlaklığı var daha doğrusu, ekran denmez buna. 16-17 milisaniye input lag'i var. Bunlar bir ultra kısa mesafe projeksiyon için gayet güzel özellikler. Özellikle projeksiyonda aynı zamanda oyun oynamak istiyorsanız 17 milisaniye input lag gayet güzel. Bunu monitörlerle kıyaslamayın bu arada. Bu tarz projeksiyonlarda input lag genelde 70, 80, 90, yani tam olarak bir 30 FPS bile göremiyorsunuz normalde. 17 milisaniye ile 4K 60 FPS'i çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ama birkaç konuda üzdü beni mesela. Ben bunu aldığımda daha inceleme videoları çıkmamıştı ve ben bunu gerçek bir 4K projeksiyon sanıyordum. Aslında Full HD bir projeksiyonmuş ve Pixel Shift teknolojisi mi ne öyle bir şeyle bu pikselleri 4 milyon piksele çıkartıyormuş. Fakat gerçek 4K olması için 8 milyon piksele ihtiyacınız var. Yani her ne kadar 4K yazıyor olsa bile aslında bu 1.5K falan. Nasıl oluyor bilmiyorum. Full HD'nin 2 katı. Rahatsız ediyor mu derseniz, yani çok dibinden bakmadığınız sürece kesinlikle pikselleri görmüyorsunuz. Şu mesafeden görüyorum tabii ki. Ama normal bir izleme mesafesine geçtiğinizde gayet güzel bir görüntü veriyor yani. Çok daha üzmedi. Tabii ki gerçek 4K olsa daha mutlu olurdum. 4000 lümen parlaklıkta herhangi bir sıkıntı yok. Hatta akşam izlerken 4000 lümene, yani maksimum parlaklığı almanıza bile gerek yok. Şöyle %50-55'te falan kullanıyorum ben. Bu şekilde kullanmamın ikinci bir sebebi de ekran parlaklığını %55'in üzerine çıkarttığınızda içinde bir fan çalışmaya başlıyor. Muhtemelen şu an da çalışıyor ama duymuyorum mesela. Fakat parlaklığı şu sınırı geçtiğim anda, tam şurada bir yerde, bir fan çalışmaya başlıyor ve o fanı sessizse ortam duyuyorsunuz. Film izlerken falan duyulmuyor bu arada, yani öyle çok da abartılacak bir şey değil. Onun dışında projeksiyonun üzerinde Yamaha ile birlikte geliştirilmiş bir ses sistemi var. Toplam 20 watt'tı yanlış hatırlamıyorsam. 2 tane 5 watt'lık hoparlörümüz var. Bir tane de 10 watt'lık subwoofer'ımız var. Ses sistemini Yamaha yaptığı için beklentim birazcık yüksekti ama ortalama, hani böyle %50-%60 sese kadar falan ortalama bir ses veriyor. %60'tan sonra boğmaya başlıyor. Dün ablamlar geldi dedim ya, bir tane Türk filmi izledik. Türk filmlerinde genel olarak sesi çok iyi yapmazlar biliyorsunuz. Bazı kelimeleri anlayamadık. Hani böyle boğuyor sesi, garip bir şey yapıyor. Belki şuraya bir sound bar eklemeyi falan düşünebilirim. Hem de şuradaki fişleri kapatmış olurum bu sayede ama şu an daha emin değilim. Emin olamama sebebim de üstünde 3 tane HDMI portu var. Bunlardan bir tanesi HDMI ARC destekliyor. E-ARC değil, ARC destekliyor. Neredeyse 15 senelik olan teknolojiyi. Yani gidip böyle Dolby ses sistemli falan bir tane soundbar almak istesem sıkıştırılmamış olarak sesi aktaramayacağım. Öyle bir kötü tarafı var. En kötü tarafı da şuydu. İçerisinden Android işletim sistemi çıkıyor. Fena çalışmıyor bu arada, yani şey, işlemcisi falan ortalamanın üzerinde gibi. Fakat atıyorum YouTube'dan bir şey izlemeye başlıyorsunuz. İlk önce 360p'den başlıyor. Yavaş yavaş Full HD'ye çıkıyor. 4K'ya neredeyse hiçbir şekilde çıkmıyor. Manuel olarak mutlaka 4K'ya çıkartmanız gerekiyor. Bunun dışında 4K'ya çıkmamak için elinden geleni yapıyor. Dedim ki bu niye böyle? Speed test falan yaptım. Yani Wi-Fi 5 destekliyor ama o kadar yavaş çalışıyor ki. Kaliteli bir içerik izlemek istediğinizde düzgün bir şekilde Wi-Fi'den izleyemiyorsunuz. Stream servislerinde de sürekli olarak görüntü bir çamura dönüşüyor. Sonra tekrar kaliteli hale geliyor. Sonra tekrar çamura dönüşüyor. Sonra tekrar kaliteli hale geliyor falan. Dedim ben bunun Wi-Fi aynı kullanmayacağım, yani çok çekilir gibi değil, öyle diyeyim. Bir de projeksiyon bekleme moduna girdi diyelim. Bekleme modundan çıktığında Wi-Fi'yi komple kesiyor. Böyle garip bir şeyi var. Sonra dedim ki üstünde USB portları var. Gideyim bir tane Ethernet dongle alayım. Gittim bir tane Ethernet dongle aldım. Orada da öğrendim ki USB portları USB 2.0. USB'de geriye uyumluluk falan var, o yüzden USB 3.0 dongle'ı bağladığımda, yani teoride 100 megabit almam lazım ama bir 70-80 megabit falan veriyor. Ve kesinlikle her şey için yeterli 70-80 megabit, herhangi bir sıkıntı yaşamam diye düşünüyordum. Fakat alet bekleme moduna girip geri çıktığında Ethernet kablosunu da kapatıyor. Yani interneti kapatıyor alet. Çözmenin tek yolu da sistemi yeniden başlatmak. Dedim ben bununla uğraşamayacağım. O yüzden Apple TV'yi bağladım. Apple TV'de de şöyle bir şey yaşadım. Muhtemelen HDMI versiyonu eARC olmadığı için ses tuşları çalışmıyor. Ve bunu hiçbir şekilde çözemiyorum. Yani mutlaka bu aleti iki kumanda ile kullanmam gerekecek. O konuda birazcık beni üzdü. Bendeki cihaz mı bozuk yoksa ilk çıkan seriden aldığım için, yani çıktığı gibi aldığım için sorunlu, problemli bir seriye mi denk geldim falan bilmiyorum. Fakat içerisindeki Android işletim sistemli o box kesinlikle
kullanılabilir gibi değil. Wi-Fi probleminden dolayı. Ne sorunlu bir aletmiş. Sen bunu bana ver, en iyisi kendine daha iyisini al. Nasıl fikir? Daha iyisi... İşte şöyle bir sıkıntı var. Daha iyileri var ama onlar da input lag çok yüksek olduğu için ve ben bunda konsol oyunu da oynamak istediğim için onları kullanamıyorum. Ha, bir tek Sony'nin var. Özel siparişle alıyorsunuz ve şey, en son baktığımda 550 bin lira mı neydi? Bir şey değil. Hani hiç gereği yok. Bir şey değil. Hiç gereği yok. Aleti toparlayacak olursam aldığıma pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Kocaman bir ekranda içerik tüketmek kesinlikle çok iyi. İçerisindeki Android Box düzgün çalışsaydı kesinlikle daha mutlu ederdi. Yani fark ettiyseniz saydığım her şey aslında teknik problemler yani. HDMI versiyonu eski. Wi-Fi düzgün çalışmıyor. Ethernet portu yok falan böyle. Orada bir malzemeden kaçmışlar yani, anlamadım. Böyle bir alet yapıp 2022'nin sonunda yapıp ne yapmışlar? Epson'u anlamak çok zor. Bir şekilde ya Apple TV ile devam edeceğim ya da belki ses tuşu da çalışan bir box falan bulursam, Mi Box falan, belki onunla devam ederim, bilmiyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Harun kardeş? Sen de deneyimledin, o kadar film izledin. Ben beğendim. Ama sadece ses. Bence de sesi yetersiz yani. Neyse, ona sonra bakacağım. Şimdi hadi dolaba devam edeceğiz. Soğutmalı dolap yapacağız Harun. Peki yazın dolabın içine girebilir miyim? Girebilirsin. O zaman yaparım. Soğutma için bilgisayar fanı kullanacağım. Bunlar bildiğiniz Asus'un 14 santimlik kasa fanları. Bunlara bir tane USB kablo bağladım. Bunlar normalde 12 volt, yani bilgisayar fanları 12 voltla çalışıyor fakat USB'den 5 volt alıyorsunuz. Amacım bunları full hızda çalıştırmak olmadığı için zaten 5 volt işime geliyor yani. Yavaş bir şekilde çalışmalarını ve ses yapmamalarını istiyorum. O yüzden buraya böyle bir herhangi bir voltaj yükseltici falan koymayacağım. Düz bir şekilde bağlayacağım. Hatta planım bu USB'leri direkt projeksiyon cihazına bağlamak ve projeksiyonu açtığımda buradaki fanların çalışmasını sağlamak. Ama bunu yapmadan önce projeksiyonun USB çıkışını test etmem gerekiyor. Şu anda test cihazımı bulamadım. Yani şimdilik normal adaptöre bağlayacağım. Daha sonra test ettikten sonra stabil bir şekilde çalışıyorsa ve projeksiyonun anakartını yakmayacaksam oraya aktaracağım. Zaten atıyorum Xbox oynayacağım. Xbox oynarken mecbur projeksiyonu da açacağım. O sırada çalışmış olacaklar. Onun dışında yine bilgisayar için satılan şöyle 14 santimlik toz filtrelerinden aldım. Bunlarla da dışlarını kapatacağım. Amacım basit ve pratik bir sistem yapmak özetle. Öyle çok karmaşık hiçbir şey yok. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive. Evet, dolabın içini tam istediğim gibi yaptım ve birkaç saattir oyun modunu test ediyorum. Oyun için özel bir tane HDMI portu var bu arada. Üzerindeki 3 port da oyun modunu desteklemiyor. Aralarındaki teknik fark tam olarak ne bilmiyorum çünkü Epson kendi sitesinde de yazmamış. Fakat kumandanın üzerinde bir tane oyun tuşu var. Buna bastığınızda o HDMI'ye geçiyor ve kontrolü tamamen sizden alıyor. Mesela şu an ekran renk ayarı falan yapmak istiyorum. O butonların hiçbirisi çalışmıyor. Tam olarak ne yaptığını anlamamış olmakla birlikte sanırım Full HD 120 Hz'e geçiriyor ekranı. Konsolun kendi ayarlarından 4K'ya falan geçebildim ama mesela oyun açtığında otomatik olarak 1080p'ye geçiriyor. Oyunun içinden kalite moduna geçsem bile oyunu açtığımda 1080p'ye düşüyor. 1080p 120 Hz. Fakat görüntüde herhangi bir şey rahatsız etmedi beni. Yani Full HD olsa bile öyle piksel falan saymıyorsunuz. Zaten oyunlarda akıcılık birazcık daha önemli. Sanırım ona önem vermişler. Sadece HDR ile ilgili kısımlar birazcık fazla mı parlak, onu tam anlayamadım şu an. Ayar da yaptırmadığı için belki projeksiyonun kendi menüsünden ayar yapıp HDR ayarını değiştirsem sonra tekrar oyun moduna dönsem oldu mu Harun? Şu an anlayamadım. Sanırım oluyor ya. Niye oyun modundayken ekran ayarlarını yapamıyorum anlamadım ama kendi menüsündeyken yaptığınız renk ayarları oyun tarafına da aktarılıyor gibi duruyor. Şöyle resim modunu değiştirerek bir daha deneyeyim. Evet, şu an saçma derecede parlak bir ayar yaptım ve kesinlikle ekran daha parlak. Tamam, oluyor. Şu anda da 4K'ya geçti, gördün mü? Oyun modunu anlamadım ben. Bir gariplik var. 4K 60 da veriyor demek ki. Ama neye göre veriyor şu an bilmiyorum. Oyun moduyla ilgili sadece HDR'ı belki kapatarak oynamak daha iyi olabilir. Zaten HDR 10 destekliyor yani. Çok da iddialı bir HDR modu değil. Onun dışında akıcılık falan gayet güzel öyle. Input lag'i çok hissetmiyorsunuz. Evet, sanırım artısıyla eksisiyle sistemin bütün özelliklerinden bahsettim şu anda. Yine aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar bölümünden bana sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca gelebilirsiniz.
Gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.